Bugün burada TİP Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay'ın tahliye edilmesi gerekçesiyle buluştuk. Diğer hukuk kurumlarıyla beraber Çağdaş Hukukçular Derneği, Özgürlükçü Hukukçular Derneği, Toplumsal Hukuk, Demokrasi İçin Hukukçular ve Hukukçu Danışması ve tabii ki kendi örgütümüz olan Adalet İçin Hukukçularla beraber bugün Sıhhi Adliyesi önünde Can Atalay'ın bir an önce tahliye edilmesi için, sesimizi çıkarmak için buraya geldik. Geldiğimiz andan itibaren etrafımızda bir polis çemberi oluştu, polis ekipleri oluştu, güvenlik şube memurları ve amirleri bize burada bulunmamızın suç olduğunu, burasının bir kamu kurumu olduğunu ve kamu kurumu önünde herhangi bir 29.11 sayılı kanuna göre eylem yapamayacağımızı ifade etti. Bize dedi ki bu yapılan, söylemiş oldukları beyanların, bu yapılan tavırların doğru olmadığını, hukuka aykırı olduğunu, burada defalarca kez basın açıklamaları, toplantılar, gösterişleri yapıldığını, bununla beraber yargı kararlarının, AYM kararlarının, Anayasa Mahkemesi kararlarının, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin de tanımış olduğu ifade özgürlüğü kapsamında bize imkan tanıdığını, bizlerin lehine olduğunu, burada herhangi bir toplantı ve gösterişi yapmamız bir sakınca olmadığını defaatle dile getirdik. Ancak kendileri ısrarla 5 dakika dahi olsa burada size herhangi bir eylem yaptırmayacağız dediler. Biz de kendileri bunun hukuksuz olduğunu, suç işlediklerini anlattık. Daha sonra toplantıyı tertip eden, buluşmamızı tertip eden diğer hukuk kurumlarının temsilcileriyle beraber bir görüşme gerçekleştirdik ve gerçekleştirme devam ederken bununla beraber Ankara Burası Yönetim Kurulu üyeleri de geldi. Onlar da Ankara Cumhuriyet Başsavcısıyla telefon görüşmesi de sürdürürken, müzakereleri sürdürürken polis müdahalesine maruz kaldık. Öncelikle bizim adliye girişine, adliyenin A kapısına girişini engellediğimizi iddia ettiler. Ancak biz kendilerine koridor açtığımızı ve gerçekten çok rahat 5-6 tane insanın yan yana geçebileceği genişlikte bir koridor açtığımızı da göstererek onların aslında bu koridora tıkadığını, polislerin eğer buradan giderse vatandaşların çok rahat ve sağlıklı bir şekilde adliye binasına girebileceğini söyledik. Ancak her zamanki gibi polis burada bir provokasyon yaptı ve bizim adliye binasına girmemizi engelledi. Yıllardır adliyelere gelip çıkarız, yıllardır burada eylem yaparız ve Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün maalesef böyle bir ifade ve düşünce özgürlüğü karşıtı tutumu var. Bu tutum seçimlerden önce de böyleydi. Görüyoruz ki seçimlerden sonra da böyle olmaya devam edecek. Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay'ın bir an önce tahliye edilmesi için bütün yurttaşlar, halkın iradesiyle, oylarıyla mecliste göndermiş olduğu bütün yurttaşlar burada Can Atalay'ın çıkması talebini dile getirmek isterken haksız ve hukuksuz bir biçimde polisin müdahalesine maruz kaldı. Bu müdahale esnasında çeşitli meslektaşlarımız çeşitli yerlerine darplar edildi. Başı açılan meslektaşımız var. Çeşitli bölgede yumruklar, dirsekler, tekmeler yiyen meslektaşlarımız var. İki kalkanın arasına sıkıştırılan, duvarların arasına sıkıştırılan, hatta arka tarafı boşluk olduğu halde o boşluktan düşmesi için çaba sarf etmek suretiyle darp edilen meslektaşlarımız oldu. Dolayısıyla biz yapılan bu müdahalenin hukuka uygun olduğunu zaten düşünmüyoruz. Öyle olmadığını da gayet iyi bir şekilde biliyoruz. Ancak bu bizim burada sesimizi çıkarmamıza, talebimizi dile getirmemize ve Can Atalay'ın da cezaevinden çıkıp hak ettiği yere, meclise gelmesini engellemeyecektir. Dolayısıyla biz buradaki mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz. Biz yıllardır yasal hakkımız olarak Sıhhi Adliyesi'nin önünde basın açıklamaları yapıyoruz. Basın açıklaması izne tabi bir şey değildir. Bu bizim yasal hakkımız. Avukat Can Atalay Hatay Milletvekili olarak seçildi 14 Mayıs seçimlerinde. Türkiye İşçi Partisi milletvekilidir. Biz de hem meslektaşımız hem de seçtiğimiz milletvekilimizin haklarını korumak adına burada basın açıklaması yapmak istedik. Çünkü 14 gündür hatta 3 haftadır yaklaşık haksız yere tutsaklığı devam ettiriliyor. Bu durum anayasaya tamamen aykırı. Buna ilişkin dilekçeler verildi ancak dilekçelere ilişkin herhangi bir işlem şu an neredeyse yapılmıyor diyebiliriz. Bunu dile getirmek istedik. Şu an burada bizim basın açıklamamızın engellenmek istenmesi tamamen siyasidir. Başsavcılık tarafından talimat verildiği söylendi. Burası bir hukuk binası görüyoruz değil mi? Adliye binasının önünde. Bütün avukatlar, 50'den fazla avukat basın açıklaması yaptırılması engellenerek, dövülerek adliyeden içeri sokuldu. İlk anından beri oradayız biz. Yani müzakereler aşamasında dahi oradaydık. Bu adliye önündeydik. Dolayısıyla her anına şahit olduk. Bakın kasten polis burada olay çıkarttı, üstümüze yürüdü, provoke etti, tehdit etti, hakaret etti, arkası boşluk olan meslektaşımızı ittirdi, oradan düşmesini sağlamaya çalıştı. Yere düşen meslektaşlarımız tekmelendi, gırtlağı sıkılarak adliyeden içeri sokuldu. 70 yaşında bir meslektaşımız çok ciddi bir saldırıya maruz kaldı. Üzerimizde cübbelerimiz vardı, kimimizin kimimizin yoktu, bunun hiçbir önemi yok. Can Atalay seçilmiş milletvekilidir. Can Atalay'ın derhal özgür bırakılması gerekiyor. Tamamen biz susturulmak istendik aslında. Bakın burada sürekli basın açıklamaları yapılıyor. Ancak bugün bu konuda basın açıklaması yaptırılmak istenmedi ve başsavcının talimatı olduğu söylendi. Dün Adalet Bakanı bir açıklama yaptı. Gerçekten çok komik bir açıklama bu.
Can Atalay'ın hükümlü olduğunu ve bu nedenle de salıverilemeyeceğini ima eder bir beyanda bulundu. Can Atalay hükümlü değildir, tutukludur. Hukuka aykırı bir şekilde tutukludur üstelik. Sebepsiz, gerekçesiz yere, delilsiz yere tutukludur. Can Atalay'ın derhal serbest bırakılması gerekiyor. Biz basın açıklamamızı adliyenin 5. katında Baro Odası'nın önünde yaptık. Sosyal medya hesaplarımızdan da bunu paylaşacağız. Bizim sesimizi susturamayacaklar. Adliye önünde yapmayız, başka mecralarda yaparız. Önemi yok. Bizi engelleyemeyecekler, durduramayacaklar. Can Atalay'ın derhal hukuka uygun şekilde tahliye edilmesini talep ediyoruz. Şu an Can Atalay'ın cezaevinde, hapishanede tutulmasına sebep olan herkese suç işliyor. Bunu da buradan duyuralım.